Bebek olduktan sonra kedilerini nereye göndereceksin? Bebek olduktan sonra kedilerini ne yapacaksın? Kedinin hangisini göndereceksin? Hamilelikten çok beni yoran sorulardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Kedilerimle alakalı. Evde iki tane kedim var biliyorsunuz ve bununla alakalı insanlara nedense çok büyük dertler oldu. Kediyle çocuk nasıl olacak? Doğumdan sonra ne yapacaksın? Kedileri nereye göndereceksin? Göndermeyeceğim arkadaşlar kedileri bir yere. Şu açıdan bakalım, kedilerle bebekler bir arada büyüdüğünde nasıl faydaları var? Onu konuşalım. Araştırmalarda kedilerle bebeklerin bir arada büyümesiyle bebeklerdeki bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu, mikroplara karşı daha dirençli hale geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ve duysal gelişimde becerilerinin daha da iyi, daha da gelişmiş olduğu ortaya konulmuştur. Kedilerle büyüyen bebeklerin sorumluluk duygusunun ileride daha hızlı kazandığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Kedilerle oynayan bebeklerin aktif olarak hareket etme yeteneği daha hızlı gelişiyor ve daha aktif bir hayatı oluyor. Motor becerilerini daha hızlı bir şekilde kazanıyor. Dil gelişimi üzerinde de bebeklerin kedilerle olan büyümesi döneminde konuşma ve iletişim becerilerini daha hızlı kazanıyor. Saymış olduğum bu maddeler bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler arkadaşlar. Sorudan darlandığım için böyle bir video çekmek istedim. Kedilerimi bir yere göndermeyeceğim arkadaşlar. Gayet de bebeğimle birlikte büyümesini istiyorum. Evde kedisi, köpeği olup hamile olan arkadaşlarım, bunlara kulak asmayın. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeylerdir. Duş sonrası şöyle bir yüzümü renklendirmek, nemlendirmek istemiştim arkadaşlar. Ve sizinle de öyle içine dökmek istedim. Kedisi olan arkadaşlarım, içiniz rahat olsun. Birçok bilimsel çalışmada bunların faydaları görülüyor. Eğer ki kedinizin, köpeğinizin aşısı tamsa gönül rahatlığıyla bebeğinizle büyütün.